Evet hocam. Şimdi bir daha çağır mısın bu mesleği? Şimdi abi peygamberlere biz iman etmezsek kafir oluruz. İman etmekle de onların hakikatlerini kendi ölçümüzde aynı darlık yapıyoruz. Tamam. Bir de alemlerde mesela bir şeyin karşılığı olduğu gibi mesela lef-i muhafız bir alem. Normal peygamberlerde de bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Mesela Kerimullah, lef-i muhafız makamı gibi. Hazreti İsa'ya Ruhullah deniyor. O zaman Arş-ı Azam makamı gibi. Ve aynı zamanda Esma'nın da mesela Kadir isminin şeyi. Konmuş o şeye, harita var mı onun? Tamam. Hangi peygamber, hangi alemin simgesidir? Evet. Çünkü Miraç'ta da. Mesela hayatın mümesili kimdir? İsrafil, Arş'ta. Arş'ta. Arş-ı Azam'da şeydir, Ruhullah. Ruhullah. Ölülerin iş yapması vesaire. Kelimullah, lef-i muhafız. Evet. Ya bu Esma'da da aynı şekilde. Yani var Musa mesela. Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Kadir ismi mesela. Evet. Evet sonra? Şimdi mesela Glaf-ı Latif ve bedeni misalinde de o meratibi hayatlarda işte dünyevi şeylerinde bulunurlar derken İsa ve İdris Aleyhisselam'ı kullanıyorsun. Hakikaten çok tuhaf değil mi ya? İnsanın, insanın bedeni misalesini, Glaf-ı Latif'ini veya cesedi necmini anlatırken o peygamberi kullanıyor. Yani sanki orada çıkış yöntemini gösteriyor bize. Oradan bak diyor. Oradan bak diyor bu şeye. Mesela bedeni misali nedir? Glaf-ı Latif'i nedir veya cesedi necmi nedir diye. Onun mektubatta ya. Kimi kullanıyor yöntemi olarak? İsa ve İdris. İdris. Kaçıncı mertebe ayette? Üç. Üç. Şimdi bundan sonra devam et. Çok çok ilginç. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın ve İdris Aleyhisselam'ın bir tanesi cennette değil mi? Evet, İdris Aleyhisselam. İkisi de hayatta. Hayatta. Ölmediler ikisi de. Tabii ölmediler. İkisi de ölmedi. Melek'e maruz olmadılar. Yok. Bir tanesi cennette canlı canlı gitti adam. O zaman başka bir yöntem. Canlı canlı bir yöntemle gidiliyor. Yani yöntem anlatıyor. Cennete nasıl girilir ölmeden? Ölmeden nasıl girilir? Anladın mı bak? Ölmeden önce cennete nasıl girilir? Bu dünyada giriş oluyor. Bu insan berzaha gitmeden cennete gitti buradan. Burada cennet. Burada daireleri var ya bak şimdi alacağım seni. Şimdi İdris Aleyhisselam ölmeden, berzaha gitmeden, haşiri geçmeden cennete gitmedi mi? Bu süreçleri ya cennetin cenneti burada denildiği zaman ya nasıl burada oluyor? Ya adam buradan bunu geçti. Geçmedi yani oldu işte orada. Yani ağaçtaki odundaki nur üzerindeki battaniyeyi kaldır deyince bir şey mi kalkıyor ya? Başıma ne anlatacağım? Ya bir şey kalkmıyor ki. Nurun, dumanın üzerinde bir şey yok ki. Olan da o, olmayan da o. Yani duman, nur, odundur, odun, duman aynıdır. Yani kaldır deyince nasıl, kaldırmadan ne anlarsın şimdi Osman? Doğru. Şimdi sevgili kardeşim, berzağı kullanmadan, haşiri kullanmadan, hesap kullanmadan cennet var mı? Var. Resulullah bir kere gitti geldi. Usulümüz gidelim. Gitti geldi. O kapıyı açık bıraktı mı? Etkiye ümmeti. Gidip geliyorlar diyor. Şimdi cennete giriliyor. Nadiren diyor, nadiren cennetten üstün olan lef-i ezeliye giriliyor. 16. lema. Giriliyor mu? Giriliyor. Şimdi berzak kullanmadan adam cennete giriyor mu? Girdi mi? Bu dünyada da ölüm olmadan ölmeden insan cennete girebiliyor. Yöntemini anlatıyor. İnsanlar rükudadır. Uykuda olan uyanması lazım. Uyanık olana uyan denmez. Sağ olan ölecek, ölen ölmeyecek. Şimdi insanlar rükudadır. Niçin uykudadır? Çünkü burayı burası olarak görüyor. Onun adı uyku. Ama orayı burada yaşar, orayı burada görürse, orayı burada görür, orayı burada yaşarsa zaten bu ölüp oraya gidecekti. Zaten gitti. Ha? Şimdi İdris Aleyhisselam cennette mi? Beraber yürüyeceğiz bunu. İdris Aleyhisselam cennette mi? Ve hayatta mı? Ölmeden. Evet. İsa Aleyhisselam hayatta mı? Üçüncü tabakada. Ölmeden orada mı? Berzan üstü. Evet. Berzan kullanmadan geçti.
Yani yöntem kullan, bu başka bir yöntem. Yani sebepli tecelli etmek yöntem, sebepsiz tecelli etmek de bir yöntem. Onun adı mucize, keramet. Sen de bu işte. Mucize, sen gelebilirsin buraya. Tabii, mucize zaten ufuk gösteriyor, noktayı kemali gösteriyor. Buraya yani buraya gelme yoludur. Adam oraya şey yapmış bak. Dağcı var ya, ipi takarsın. Attın. İp attın. Dağcı diyor ki buna tutun çık, bu yoldur. Ama yolsuz yoldur. Yani yol kullanmadan başka bir yoldur. Yol kullanmadan başka bir yol kullandı. Yani iple tak 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 çıkıyorsun. Şimdi merzak kullanmadan, haşir kullanmadan cennete gitme yolu var. İdris Aleyhisselam'ın kanuniyetini kullanırsan. Bu hayatın arkasında üçüncü mertebeyi hayattan bu hayata bakmak istiyorsan, burada, hem burada oluyorsun, üniversite diplomasında ortaokul diploması yok mu? Ha, İsa Aleyhisselam, İdris de böyle değil. İsa Aleyhisselam da üniversite diplomasında ortaokul, lise diploması olduğu gibi, şimdi üçüncü mertebe hayatta olanın bir iki de zaten var. Dedik ya derste buradalar. Lafı güzel demedik ya. Şimdi İsa Aleyhisselam da hangi yöntemle oraya geçilmiş? Birisi dikkat edersen İsa Aleyhisselam çilenin adamı. Birisi İdris Aleyhisselam. Yöntemin, hakikatin adamı. Hakikate mazhar oldu. O hakikate mazhar oldu. Cennete giden bu Kadir ismine mazhar oldu. Esma, sıfat, kurbiyet, akrebiyet gibi abi. Birisi kendisi gitti. İdris Aleyhisselam'daki yani aslında o İdris Aleyhisselam peki terakkisi bitti mi? Hayır, bitmedi. O İdris de İsa Aleyhisselam, İsa da İdris Aleyhisselam. Yani hepsi bir bütün aslında. Hepsi biziz. Bizim alemlerdeki bu su gibi hakikatlerimiz. İsimlendirilmiş. İsimlendirilmiş, yani. Yürüyelim diye. Şimdi İdris Aleyhisselam terakkiyatı bitti mi, cennete gitti diye? Hayır. Ondan sonraki süreci anlatıyor. O içinde o da var yani. Tek değil yani. Nasıl? Yani içinde o da var. Nasıl diyelim abi? Çekirdek tek ama mesela gidiş yöntemi çekirdekten arşa kadar olan yöntem İdris Aleyhisselam'ın geldiği. Peki İdris Aleyhisselam terakkisi bitti mi orada? Yok, devam ediyor. Ama Esma'da mesela artık mahiyet tarafı, bedeni misali tarafına geçişin süreci. Esma ise hakikat cennette perdesiz şekilde tecelli eden, yani İsrafil Aleyhisselam'ın hakikat hani şeyini görmüştü ya Abdülkadir Geylani Hazretleri, azamet heykelini. Yani İdris Aleyhisselam'a muhatap olabilsen aslında göreceğin şey insan karşı olarak odur diye düşünüyorum. Çünkü hakikati şey o. Peki oradan sonra süreç devam etmeyecek mi? Edecek de bu sefer o bedeni misaliyle bir süreç. Daha çok sıfattaki bir süreç. Ama nedir? Bunların hepsi mesela ilme oturtursak buradayken cismaniyeti fark etmekle oluyor. Çünkü burası sıfat ya abi. Sıfatın içinde esmanın olmaması olabilir mi? Olamaz. Ama bunu fark edersen esmada o taraflara doğru gidiş yolu için çekirdekte olduğu için oluyor. Nedir mesela? Çekirdeğe girdiğin zaman otomatik olarak diyorsun yaprağa da girmiş oluyorsun. Ha, evet. Çiçeğe de girmiş oluyorsun. Evet. Meyveye de girmiş oluyorsun çekirdeğe girince. Bunları isimlendireceğiz. Evet. Buzdur, sudur, haşikodur, melektir, İsa Aleyhisselam'dır. Şeyden bakarsan Kadir esmasıdır, Hay ismidir. Yani bunlar hep o aslında süreçlerin yürümemiz için yöntemleri gibi. Mesela kurbiyetinle belli bir şey. Şimdi nasıl yürünecek diye mesela yöntem kullanmadan yani bilmeden bir insan dünyadayken cennete nasıl girer ölmeden? İdris'in yöntemini kullan diyor. Onu mene göster. Peygamberlerin mucizesi bize noktayı kemal değil midir? Kıssasını okuyayım mı? He oku. İdris Aleyhisselam hayatının sonuna doğru Azrail Aleyhisselam'a İdris Aleyhisselam'ı ziyarete geldi. İdris Aleyhisselam Azrail'e bir anlık benim ruhumu al dedi. Bunun üzerine Allah Teala Azrail Aleyhisselam'a onun ruhunu al diye vahyetti. Azrail Aleyhisselam ruhunu aldı. Allah Teala İdris Aleyhisselam'ın ruhunu tekrar iade etti. İdris Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a beni semalara götür, cenneti cehennemi göreyim dedi. Allah Teala Azrail'e onu semaya götürmesini, cehennemi ve cenneti göstermesini vahyetti. İdris Aleyhisselam'a cehennem gösterildi. Cennete götürüldü. Cennete girince çıkmak istemedi.
kendisine niçin çıkmıyorsun diye sorulunca Allah Teala her nefis ölümü tadacaktır buyurdu. Ben ise ölümü tattım. Yine Allah Teala herkes cehenneme uğrayacaktır buyurdu. Ben de oraya uğradım. Allah Teala onlar oradan cennetten çıkmayacaklardır buyurdu. İşte ben bunun için cennetten çıkmak istemem dedi. Bunun üzerine Allah Teala Azrail'e vahyedip İdris Aleyhisselam'ın cennette kalmasını bildirdi. Şeyle gidiyor sanki böyle akrabiyet kurbiyet misali. İsa Aleyhisselam yukarı çekiliyor. İdris Aleyhisselam ise kendisi çıkartıyor yukarı. Peki bu Risale-i Nur'a göre tezat gözüküyor abi. Birinci mektupta diyor ki cismi semavatta bulunurlar diyor. Cennet ise Sidretül Münteha'da. Bu şimdi kendi şeyleri, tamam mı? Aslında İdris Aleyhisselam ölmedi. Ruhunu aldı diyor ya. O tefsircinin şeyi. Beşinci mektupta diyor cismi semavatta bulunurlar. O ölmedi diyor. Cismin üçüncü tabakaya hayatta bulunuyor. Evet, semavatta diyor yani. Evet, yok cennette o. Ha üçüncü tabakaya hayatta bulunuyor. Evet. Semavatta diyor yani. Üçüncü tabakaya hayatta bulunuyor. Ama İdris Aleyhisselam'ın hakikati orada. Kendi beni al dedi. Cebrail Aleyhisselam burada şey yaptılar. Tevil edildi. Bu hakikat çok önemli dediniz abi. Tabii, hakikati orada. Hakikat bak çıkmadı ki orada. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki beni al dedi. Al deyince ruhumu al. Çünkü bir kere Cebrail Aleyhisselam ruhu alamaz. Azrail. Azrail. Azrail zaten o gezdirme şeyi yok onun. Ha, o gezdirme şeyi yok. Şimdi burada şeyler yaptı çünkü illa öldürecekler ya. Oysa cenneti gitti. Görmek istiyorum. Buna delilim şudur. En sahreti. Peygamber Aleyhisselam cehennemi gördü. Cennete gitti. Aşkla arş azamlara dolaştım. Oralarda dolaşmak için o kapıyı açık bıraktı. Ölmek mi gerekiyor? Yöntem değil mi? Ve peygamberler orada her katta ayrı ayrı. Evet. Şimdi kemalatı şeyde sureti üçüncü tabakayı mertebe hayatta. Hakikati cennette. Hepim. Şimdi bu insan girdi. Bu insan nesiyle girdi? İki sıfatıyla girdi. Zaten onu kullanıyor. Konu o muydu? Bedeni misalesi ve kılaf-ı latifiyle. Onu örnek gösteriliyor. Biz şeyimize duralım. Şimdi bedeni misaliyi anlatırken glaf-ı latifi veya bedeni misali yerine başka onu da anlatacağım. O da ayrı bir şey. Cesid-i Necmi Nuraniyetinde. Öyle kullanıyor. Öyle değil mi? Evet. Ha, onu kullanıyor. Şimdi bu nerede bakayım benim dersler? Masa üstündeydi abi. Masa üstünde. Sağda solda duruyor. Ben. Ha sağda solda duruyor ben zannetmişim. Şimdi bu şöyle bir soru geliyor çok sari. Bunu Harun Allah razı olsun harika. Harika Harun bugünlerde. Şimdi bedeni misaliyle cesedi Necmi Nuraniyetini anlatırken veya İsa ve İdris'i tabakaya hayatı anlatırken bedeni misali ve cesedi Necmi'yi anlatıyor. Yani bunların birbirine ilişkisi, çelişkisi olmasa, hakikat birliği olmasa burada anlatılmaz o. Zaten Risale'nin de bir çözümün, hani çözümsüz gibi gözüken şeylerde yöntemi bilmemekten kaynaklanıyor. Mesela bedeni misaliyle cesedi Necmi anlamak için İdris de İsa Aleyhisselam'a bakacaksın. Boşuna değil yani. Yusuf Aleyhisselam değil mi? Evet. Onu kullanıyor. Ben alemlerin simgesini peygamberler olarak koydum. Arş-ı Azam'da şu peygamber, Lef-i Mavza şu peygamber hakim. Arş'ta şu, kürste bu. Kürste, tamam mı? Onlar şeyde yazılmış böyle simge, harita yaptık inşallah da harita yapılacak. Şimdi İsa Aleyhisselam ölüleri diriltti. Allah'ın izniyle değil mi? İdris Aleyhisselam ölmeden önce gitti. Çünkü üçüncü tabakaya hayatta. İsa Aleyhisselam ölmediğini Allah söylüyor. Ölmeden gitti İsa Aleyhisselam ayeti kerimeden. Peygamber Aleyhisselam ölmeden miraçta yaptı. İdris Aleyhisselam da öyle. Çünkü burada vazifesi bitseydi
Onu öldürecek, ölünü alacaktı. Gidip gelmek için ölmeye gerek yok ki, zaten peygamber gitmiş. Tamam. Ha, demek ki burada bedeni misali, ondan sonra peki bedeni misali İsa Aleyhisselam'a bakıyor diyor. Cesedi necmi glaf latif. Yani evet. O bizde glaf latif. Cesedi necmi nuranet, üçüncü tabakayı hayata sadık olarak İdris Aleyhisselam'ın yöntemine bakıyor. Evet. Tamam. Yöntemine bakıyor. Peki bedeni misali neydi? Dâhirlerin bütünü. Mesela Allah kainatı yarattı. Hemen bir kontrim yapayım. Allah kainatı yarattı. Nur Muhammed'i yarattı. Çekirdek. Kainat yarattı. Ağaç. Tamam. Şimdi Allah rububiyetini kainata tecelli ettiriyor. Tamam. Kainata tecelli ettiriyor. Bu rububiyeti Allah kainata tecelli edince herkes fıtri ibadet ediyor. Ubudiyet yok. Ubudiyet insana var. Ağaçlar ibadet ediyor, meyve veriyor. Abi, o da bir parantez. O geçen de öyle şey yapmıştı. Açık sarı şeyler var. Mevcudatın da ubudiyeti var. Ubudiyeti onu temsil eden, onu da söylemiştik zaten. Hı-hı. Onu temsil eden, çünkü ubudiyette şey var. Şuur. Şuur var. Yani şu. Aç, fakr, noksan, kusurun deruhte etmek. Yani bunu diyor ki mesela ağaçtaki ibadeti, zikrin işi, ona müekkel melaike, yani camidatta lezzet nasıl olur diyor. Hatırladın mı? Evet, evet. O zaman diyor ki camidatta lezzet şey değilse diyor, onun müekkeline aittir. Evet. Ben bir şunu durdurtmem. Bir... Şöyle... Şöyle Tamam mıyız abi? Tamam. Bu güneş kabul edeyim. Bu güneş. Ondan sonra şuraya yapayım. Şimdi güneş buraya vurdu. Bu ayna. Buradan böyle geldi. Şuraya çarptı. Buradan da kağıda indi. Bak. Birinci vücut. Tamam mı? Asıl vücut. İkinci vücut neresi? Aynada gözükecek. Şu ikinci vücut. Üçüncü vücut. Üçüncü vücut o akseden aradaki değil mi? Üçüncü akis, vücut. Akis olan, inikas olan. Mümbasit. Mümbasit akis olan. Yayılan, açılan. Yayılan. Tamam. Bu mahluk yani. Evet. Tamam. Şu kaç? O dördüncü. Dördüncü vücut. Kağıda düşmüş. Muhyiddin Arabi Sıpkın'ı yapmış. Tamam. Mumbasit akis dedik ya abi üçe. Peki birden gelen mumbasit akis bir vücut değil midir? Yok. Tamam. Mumbasit değil o. Tamam. O nedir abi? Çünkü bu kapasitesine, kabiliyetine, hakikat ve mahiyetine göre yansıtması. Sınırladın mı? Tamam. Yani bir şekilde sınırlandırmış. Sınırlandırmış o. Çatlak ayna, tozlu ayna, tümsek ayna, çukur ayna gibi diyebiliriz. Yansıttığı öyle olacak. Yani o birdekine bir şey diyemiyoruz değil mi abi? Yok, onu zaten niçin çizdim bu meseleyle onu anlatacağım. Tamam. Arkadaşlar şu Allah'ın rububiyeti. Tamam mı? Yön. Hidayet dolur mu orası abi? Hidayet. Doldur yani, doldurabildiğin kadar. Yeter ki sistemi öğren. Sistemi öğrendikten sonra her şeyi kullanabiliyoruz. Sistemi. Mesela bir tanesinden çok harika işte. Şimdi çok bir daha söyleyeceğim. Belki 3 defa oldu. Yani söylediğim için. Allah razı olsun. Ben de zaten o şeye gireceğiz. Çünkü peygamberlerin kısalığı. Peygamberlerin kısalığı noktayı keman mıdır? Evet. Kemandır.
Peki ben hep düşünürdüm. Çok acayip bir düşünürdüm yani. İsa Aleyhisselam ölmedi nasıl gitti? İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. Ölmeden İsa Aleyhisselam nasıl çıktı? Ve dile getiren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmeden cennete gitti. Girdi. Ölmedi. Hep bunu düşünür inan. Demek ki ölmeden önce bir yöntem var. Cennete gidiliyor. Kabirden kabire aşıyorsun. Nükemekir yok. İdris Aleyhisselam'ın nükemekir var mı? Yok. Girdi adam. Hop gel oraya hesap ver. Haşir yok. Bekleme de yok. Gitti. İsa Aleyhisselam berzaha geçti ki üçüncü mertebe hayatta. Kabir birinci mertebe hayatı yaşayanlar da İsa Aleyhisselam cennette değil ama. Değil ama berzaha geçmiş. Berzahın üstü. O da atladı bakmış. Atladı. Hep bunlar bilmekle olacak şeyler abi. Onsuz mümkün değil. Şimdi, sıfatı bileceksin. Yani ölüm olmadan oluyormuş yani. Cennete burada girebiliyorsun. Tamam. Şimdi bir şey yapacağız. Tamam. Şimdi şunu bir sileyim. Şu kafama takıldı. Akıllı yapacaksın. O renk olmaz. Tamam. Kağıt. Bu fax. Veya skaner aleti. Bu dördüncü boyut. Şimdi rububiyet mi abi? Bir defa kullanılsa bu yeter. Aynen. Bu işe. Bir defa bu alet kullanılsa. Yani şimdi bu işte kullanılsa. Şimdi arkadaşım, şu ubudiyet aynası. Ruh mudur yani abi o? Ubudiyet aynası değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Namaz, oruç. Yani namaz, oruç da şey yapıyor. Ruhu aynasını değiştiriyor. Veya yani o ruh aynası ama ruh aynası demiyor Risale'de. Ubudiyet aynasında. Ubudiyet aynadır. Ruh ayna değil. Ruha şöyle diyebiliriz. Şuna ruh de bu manada. Ruh aynamız. Yani şimdi diyorum. Yani. Ubudiyet mirat aynamız. Ha, bu ayna şu. Güneş de, olmadı. O gözüken güneş de. Olmadı bir dakika. Niçin olmadı? Ubudiyet bu, yazacağız zaten. He. Dur onu karıştırmayalım. Şimdi rububiyet vurdu mu? Ubudiyet aynasına. Evet. Ha, çok güzel olacak. Şimdi seyret. Uluhiyet. O zaman miratla ayna da ayrılmış oldu. He? Miratla ayna da ayrılmış. Tabii. Şimdi bak. Rububiyet de bizim değil. Ubudiyet de bizim değil ama mahlukat uluhiyetini takdim ediyor. Hangi aynada gözüküyor? Şimdi Allah adım attı tövbe. İnsanoğlu, insan, ha burası. İnsanoğlu Allah'ın bu rububiyetini fark etti. İcraatını. Kulazu berabbinnaz. Rablığını kal. Yani mevcudatın ibadetini ve ubudiyetini. İbadet ise şuursuzluğunu, ubudiyet deniliyorsa ağaç şey, onu temsil eden meyke melaikesini ve ruhaniyatına ait. Tamam mı? Şimdi en cami insan. En cami insan mı? Evet. İnsan. Şimdi bu insan aynasında böyle Allah şey insan böyle bir aynadarlık yaptı rububiyetine karşı. Ubudiyet. Yani şöyle diyeyim, Allah'ın rububiyetine verilen cevap. Tılsımı fark etti. He, cevap. Tılsım o zaman rububiyet mi oldu? Yok, tılsımı farkı eyleme dönüştürme şekli. Tamam mı? Yani ubudiyet yap. Evet.
Ubudiyet. Tamam mı? Ubudiyet. Şimdi bu ubudiyette uluhiyet gözüküyor. Gene senin değil. Çünkü sen adım attın mı rububiyete karşı? Eyleme dönüştürür, namaz oruç da mı? Allah da bu sefer tekrar ikinci bir adım atıyor Allah. Bu sefer rububiyetini, ubudiyetin şekli, tipi, şuuru, hakikatin, yani idrak anlayışına göre bu şekilleniyor ubudiyet. O aynada herkesin uluhiyeti farklı ama rububiyet aynı. Herkesin aynadarlığında gözüken uluhiyet, yani bu ubudiyet aynasında gözüken rububiyet uluhiyete dönüşüyor. İnsan. Akrabiyet oluyor değil mi abi? He. Şu insan kurbiyet. Şu. Allah'ın buna cevap vermesi, Allah'ın sana, Allah'ın sana akrabiyeti. Akrabiyeti kurbiyetin içinde. Tamam. Şimdi bu da aslında Allah'ın sana şeyi. Akrabiyeti. Akrabiyeti. Evet. Bu da akrabiyet yazmayayım. Allah senin adımına karşı adım attı. Preon. Sen bana bir adım gelirse ben bu ise uluhiyeti gözüktü. Akrabiyetin tecellisi biri veya akrabiyetin tezahürü gibi. He tabii bu tecelli. Tezahür zahir oldu. Tamam. Bu akrabiyet. Evet. Şimdi bu senin kurbiyetin. Tamam mı? Dört tane vücut var. Şimdi bu da ayakta. Burada bizim mevzumuzla alakalı başka yok. Bu ben şeyi göstermek istiyordum. Rububiyeti, uluhiyeti, tılsımı şey. Şimdi gelelim şeyi. Bedeni misali. Evet. Bedeni misali. Ha burada onu kullanacaktık. Evet. Bedeni misali. Şurayı tam siliyorum. Ama bu fıtri çekim belki çekseniz daha hoş olur ceple. Çünkü işte kamera parlak yapabiliyor. Ama şey iyi şu an. Şimdi kamera, yok parlaklık hiç yok. Kamera ayarını çözmüş ama. Öyle mi? Evet. Tamam. Milletin itirazı çok da. Rububiyetine İslam'la verdiğimiz cevapla uluhiyet iman mı ortaya çıkıyor? Yani diyebilirsin, çoğaltabilirsin. Mesela bak. Şimdi İlk önce gelişten bahsedelim. Veya beden misali çok soruyorlar. Bedeni misali. Elestu bir Elesu bir Rabbikum. Yeri neresi o zaman? Yeri dur. Bizim kalu bela beladan başladı. Başladı. Rubiyetten başladı yani. Rubiyet yani. Tecellisi gibi oldu. Yok. Değil mi? Cehallikten mahluka dönüşüm anı. Arş mı? Ruh cebelinden. Arş-ı Azam'dan mı? Evet. Cebelinden meçhult. Ceber. Ondan sonra Arş-ı Azam. Arş-ı Azam, ruh cebel. Azrail'i giyme anam. Arş-ı Azam'dan ruh mahluk. Ruh cebellikten cevherlikten mahluk durumuna gelince ki zihayattır, zi şuurdur, kanunu emrdir, vücudu haricidir. Bu dört tane
dördün cemiyle ruh mahluk durumuna geliyor. Mahluk oluyor. Dört melek diyemez miyiz abi buna? Tabii tabii. Onu taşıyor zaten. Onu peki, taşıyor. Mahluk olması beden misali mi oldu da beden misali? Yok yok yok. Beden misali yok da. Yok. Ruh mahlukiyeti. Tamam, soruyu anlatıyorum. Şimdi mahluk oldu mu? Mahluka mahluk ruhuna ki ruhuna elestu bi rabbi sordu. Mahluk olan ruha mı soruldu? Mahluk olan. Mahluk olması lazım. Cevher değil yani. Cevher'e sorulmaz. Peki elestu ben sanki mecul halindeyken oldu gibi. Yok. Değil mi? Şuur olması şey olması lazım. Mütünse. Kim peki rededen ne yaptı? Cevher mi reddetti? Niye o zaman cevherinizi bozdun diyor. Niye cevherini bozdun? O zaman zulüm olur. Cevher iman etmediyse o zaman Ebu Cehil de ne istiyordu dünyada? Peki madem öyleyse niye söz verdiğinizi sözünüzü unutuyorsunuz diyor dünyada? Mahluk halindeyken soruldu yani. Ben onu yeni duydum. Yani. Evet mahluk anında. O zaman arş en azından değil mi? Şu kana şey yapmayın sülük ya. Evet. Sülük olduğu için kan dışarı vuruyor. Baktım. Mahluk olmadan olmaz. Nesini soracaksın? Bedeni misalinin başlaması bu çok önemli burası. Mahluk düzeyine döndüğün an. Mahlukiyet, Allah şunu soracak, bana şu, niçin bunu böyle yaptın, niçin bunu böyle yapmadın, ya niçin yaptın, niçin yapmadın diye benim bir duam var ya, ya Rabbi niçin yaptın, niçin yapmadın soruyu soracak hallere beni sokma. Haşir'de bana soracak ya Allah'ım, niçin yaptın Hasan veya niçin yapmadın Hasan, bu soruları bana soracak halleri bana beni bu hallere sokma. Yani bana bu soruyu soracaksan beni bu hallere sokma. Sokmuşsan da bana soru sorma. Şey kalmadı geliyor. Tuvalet şey var. Ne var? Arkada şey var. Al işte kalk. Kamerayı şey yap. Al kenar. Buradan geçmem lazım. Geç. Al onları al. O zaman mahluka sorduğu an hamele kısmı bunu değil mi? Kendisi ne meleği? Yani ha. O zaman ya şeytan aşağısı ya melek. Daha başka evet. Bir şey yok. Şimdi buradan başladı mı? Buradan başladı. Evet. Bak. Buradan sordu. Buradan ne dünya Mevt'e kadar sürecin tamam. Anlarının toplamına hepsi bedeldir. Bedenlerin toplamı, bedenlerin yani anların bedenlerin toplamından bütünlük oluşturuyor. Bundan dolayı misal olmuş, oluş. Türüyor. Misal olmuş. Yani birbirlerini gösterdiği için. Şunu kapatayım. Alarm et. Şimdi buraya geçiyorum. Burada bir abi bedeni bir anlatır mısınız? Ben dün de sordum. Bedeni şimdi biz ne anlayacağız beden deyince? Ha, tamam. Bedenlerin toplamı diyorsanız biz bedenin ne olduğunu anlamamız lazım. Tamam ama bu şeyi tamam. Bir bitin. Şimdi anlar ya
yok oluyor, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Evet. O beden, o anlar hepsi bir bedendir. Ferdi ayrı. Evet. Şimdi o açık şey yapacağım, göstereceğim sana. Bu tırt 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 var ya, hepsi ne zaman başladı? Hani tırt yapan ya, ampul saniyede 50 defaymış. Ben 60 söylüyorum ama eski de öyleymiş okudum. Neyse. Saniyede 50 defa yanıp sönermiş. Hı hı. Ampul. Her bir yanıp sönmesi, yanması, tamam mı? Hı hı. Yanması, vücut, sönmesi, Adem. Adem vücut, Adem vücut, vücut Adem, Adem vücut. Yani onu alem ilim. İlimden dünya, kudret. İlimden kudrete, kudretten ilme. Tamam mı? O anların toplamı. Kanyon. Tamam mı? İkisinin cemi. İlimden kudrete, kudretten ilme. Bu bütünsellik hali kayyum. İşte o anlar var ya, yani ilimden kudrete, kudrete mi? Dırırt dırırt dırırt, ben var olup yok oluyorum, var olup yok oluyorum, var olup yok oluyorum. Bu nereden başladı var olmam? Elestu. Başladı. Ne zaman bitti arkadaşım? Mevt. Bunların toplamı. Peki ölüm anında, mevt anında ne yapacak ruh? Ruh ölüm mevt anında. Şimdi sekerat şudur, sekerat. Kısa dahi olsa ruh için zaman yoktur. O anda kişi Azrail'i görür. Azrail'i görür. Azrail ki? Ha, herkesin Azrail değişiktir. Talebi ulumun, ehli ilimin, cahilin, zalimin, peygamberin hepsinin Azrail değişik. Nedir o? Diş simgeleri kabul ediyoruz. Aynen öyledir. O vücutlar var. Ama batın mı anası ne demektir? Senin Azrail'i şekli bunların toplamının oluşturduğu suret. Sureti. Şeyde var. Hani daha çok önce göstermiştim ya, bütün yılın mesela tık 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 ferdi ayarları Azrail'i. Bütün çektiği resimler şu an. Bir sene yıldır. O işte Ferdi Aile, Azrail demiştim ya. Şunu da göstereyim de bunları. Şu bu evet. Sen bir yıllık fotoğraflar. Suretler bir yıllık. Bir yıllık fotoğraf. Toplama Azrail. Bir yılda bütün çektikleri fotoğraflar. Ha, bu çektiğin hepsini çektik. Hepsini aynı karede görüyorsun. Tek 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 dedin, hepsi aynı karede. Bu senin Azrail'in işte. Hepsi olsa şimdi doğum ölümüyle beraber. Bu bedeli misalidir. Canlandıralım abi bunları. Ruhullah. Hazreti İsa. Şöyle oluyor değil mi canım? Rastgele tıklarsan bir tanesi çıkacak. Garip bir şey çıkmasın da. Vallahi çıkarmış. Çıkmaz inşallah. Harun abi Rize çıktı. Ooo Rize çıktı. Ha. Ha. Ha, Uzungöl çıktı. Senin ne işin var şeyde size? Çıkmıştı mı yazıyor? O çıktı mı? Bu andır. An. O ötekisi... Bu beden şimdi değil mi? He, bu beden. Ferdi hayırlar. Ferdi hayırlar. Tırırtların her birisi. Her resmin bir karesi diyelim gibi şu an. Evet. Ferd. Beden. Aher. Tamam. Sonraki. Tamam. Ondan sonra bu fert ahirleri koy, tencereyi koy, karıştır. O fert ahirlerin toplamı, bedenlerin toplamı. Aha. Fert ahir denmesinin sebebi öncelik sonralık. Hı. Ama her birisi beden. Sireye konması fert ahir. Topladığın anda bedeni misal oluyor. Ruhullah geldi. Mesela benim az önceki fert ahirim atom seviyesinden çıktı, ilme mi geçti? Tabii. Atom. Hep alem ana, alem ana, daireler, ne daireler hep geçti. Şu an atomda olan ceset değil mi? Öyle miydi? Şimdi atom, ceset, cisim. Anda olan? Cisim. Cisim, ha. Evet. Cisim. Cisim. Cesedi ne? Cisim. Cesedin bu bütünlüğü. Onu tek tek şey yapacağım. Tamam. Yani yapacağım. O bir anlayış. Şey tabii tabii, hepsi yapacağız şimdi. Tamam. Şimdi bu tek tek gidelim diye. Beden misali. Tamam. Tamam mı? Cisim ise anda ve mekanda eni ve boyu ve tanımlanan mekanı oluşturan mekan, mekanda olan değil, mekanı oluşturan. Peki şimdi o bütün resimlerin tümü Azrail değil mi? Yani bir
şöyle diyelim. Bu senin hayatının komplesini alırsan bu geri nasıl geliniyor? Al abim. O senin Azrail'in. Bütünsel bir resim olsun. Megapiksel ya. İşte bu öyle gözüküyor. Şimdi. Evet. Abu Şin Azrail. Bütün bir senelik resmi Azrail. Yani hayatı kabul et. Bu bedeni misal. İşte Azrail o ölüm anında onun anında bak başım ben oturuyorum. Tamam. Ölüm anı olacak. Azrail geliyor. Nereye gül geliyor? Hoppala ben kolumu sağladım. Senin iflahını keseceğim. Tamam kimsin? Nesin ya? Bu insan ya. Şerefi mahlukat. Kim? Nasıl yaşarsanız. Ölü ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız. Ne alakası var ölümün şekliyle yaşamak? Aynı kendisi çünkü. Yaşamak ölümdür. Ölüm kendisidir yani. Mesela ölüm mevt değil midir? Hayatla faniye geliyoruz, mevti bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Abi şimdi ezel ve ebedin çarpışmasından şu anda hep ben oluyorum. Ben değil miyim? Şu mesela kim nereye gidiyor? Şimdi mesela diyelim ki Cela, Cema bir çarpışıyor, bu memleket oluyor. Daha garibinize gidecek, çok garibinize gidecek. Çok o kadar tuhaf ki bu alem. Bunu hep yatıp kalkıp, bunlarla yatıp kalkıyor. Notları alıyor. Cenneti çarpıştırdım. Cennetteki şuaları gönderdim. Ne olacak diye. Yapıyorum ama şu lambayı yakıyorum, şey yapıyorum oradan burada. Ateş var ya ateş. Ateşi lambayı. Şuradan cennetin bütün esmalarını gönderdim, yaydım. Cehennemi de meydana getiren esmayı karşısına koydum. Bir çarpıştırdım. Böyle bir çarpıştırdım, bir baktım ki dünya. İncelemizlikteki şey o evet. Cennette diyor ya şeyleri. Evet. Bu ikisine o şualar çarpışınca cisme dönüşüyorlar. Allah bu kainat, Allah Halik'tir. Bu mahluk nereden geldi? Birbirine zıt olan esmaları bir çarpıştırdı. Celal, Cemal, Ezel, Ebed, Evvel, Ahir bir çarpıştırdı. Çarpıştırdığı anda hiç ikisiyle de alakası olmayan Cemil Cem, Camil Ezzat, dünya, anem şahadı, Fesuvanal, bu, cennet, bu, cehennem. Arş-ı Azam'ı da görüyormuş Abdülkadir Geylani. Tabi burada çarpıştınca şimdi çarpışınca çarpışma mertebeleri, rububiyetin mertebelerin dışına çıkınca adam dışına çıktı. Onu söyledi. Şimdi dünyada nereden yaratıldı madde? Çarpıştırdı. O zaman alem-i şehadet, dünya cennetten de üstündür, cehennemden de üstündür. Burası cennetin suretidir, kaçırma. Cennetin suretidir. Cennet dünyanın hakikatıdır. Onun için bu cihette hakikat cihetiyle cennete kıyas edilemez hiçbir şey. Allah met ediyor. Dünyanın hakikati cennet olduğu için, cennetin sureti burada olduğu için cennet hakikaten üstündür. Ama burada aziz bir misafir var. Bunu yorumlayacak bir insan var. Bunun da dışında. İnsanın mahiyeti cennetten üstündür. Cehennemde de üstündür. Bırak onu diyor cehennemde meşhur. Adam bir tanesi işte demiş ya bakla yetiştireceğim cehennemi dedi. Söndürün. Geçmiş adam arkaya ya. Şimdi cennet cehennemi ben çarpıştırdım. Alim-i şehadet çıktı. Güzel. Acayip bir şey. Şimdi sen neyi soruyordun? Geleceğiz oraya. Ha benim. Bu oldu mu abi? Şimdi şu anlar mevt anında. Ha oraya geliyorduk. Mevt anında daha bedeni salimiz yok. Şu anda nerede? Ha, şu an bizim glafilatifimiz var. Glafilatifimiz var. Bedeni sali yok. Yok. Bedeni saliler üretiyoruz. Üretiyoruz. Atıyoruz. Bağışladık şuradan. Tamam. Yaşıyorduk. Ondan sonra kalp atışı gibi pişt. Vefa. Ahir. Evet. Tamam. Bitti. Bitti. Azel gelecek şimdi. Nasıl gelecek? Ne, onun şekli ne oluşturacak? Geliş şekli, azap şekli, merhamet şekli, muamele şekli nedir? Elestu bi rabbikum kalu bela. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Bu bedenlerin dırrıt toplamı
şekilleniyor, Azrail'in oluyor. İşte bunu giyiyor. Mevk anında ruh. Bu elbiseyi giyiyor. Beden misali bu. Bunu da her bir tanesi canlı ve ruhlu mudur? İsa Aleyhisselam simgeliyor. Hayata, ölüme geçici bir hayat rengi verecek diyor ya abi. Versen şimdi ruhullah makamında olsan onların hepsi canlı. Hepsi zaten canlı ve ruhlu. Canlıydı. Sen de canlı. Kullanmaya başladın. Tabii. Ha. Kullanabiliyor olacaksın. O kadar. Şimdi ama bunların sureti bu. Hakikati ise ötelerde o değiliz. Ne ona şey yapacağız? Abi, güzel buldu. Harun güzel buldu. Şimdi gelelim şeye. Bedene ne hiçbir şey bedene beden, cisme onlar şey yapalım. Ha cisim graf latife girmedik ha. Vallahi yok evet. Öyle bir şey girmedi. Bu taraf karışık duruyor. Burası karışık duruyordu. Hani grafı koyamamıştık mı bedene? Graf kimse yani ben de bin kaç tarihinde atmışım biliyor musun? Hiç unutmuyorum. Deftere şöyle yazmış. 1992'de ene hep çözdük ve ruh. Ruh ve ruha başladım. 1994'te kitapta defterde yazıyor. Demişim ki grafi latif ve bedeni misali nedir? Demişim. El cevap o tarihte. Bilmiyorum. Ama bu soruyu koymuş. Cenab-ı Hak ...2016... Cuma namazın ikinci rekatında bir rekat yani rekatta bir misali Allah nasip etti. Farzda mı yoksa son? Cuma'nın farzında. Ve ondan sonra iki rekattan sonra oturdum. Millet Cuma'nın son sünnetini zuhru ağrıyor sonra vaktin şeyini kılarken biz tırıt tırıt yazıyorduk. Ama nasıl yazıyorsun? Diyeceksin ki sen kimsin yani böyle hayali şeylerle meşgul. Hep tek tek eğer ben bir tanesini her söylediğim külliyata dayandırmasam ben zaten kabul etmiyorum. Çünkü niye? Hepsi Risale'ye pat tak geliyor. Bu budur çünkü Risale'de delili bu. Böyle oluyor. Karşılıklarını bulamıyor. Tabii. Peki nasıl oluyor? Çok zeki misin? Çok ibadetin var. Hiçbir şeyim yok. Zekiliğim de yok. İbadetim de öyle. Şey. Farzların dışında çok azdır. Nedir? Evet. Ama terklerim iyi. Şükürler olsun. Terklerim iyi. Terklerim iyi. Taviz vermiyor. Kesinlikle siyasetten uzağım. Kesin. Haramlarda dershanede kalmaktan haram. Terklerden uzak. Ha. Ama o gelen mana risaledeki yerleriyle geliyor. Öyle bir mani, bir şey değil. Sen bu delili yok o. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın gelmesi de biraz burada ilmen oturuyor abi. Artık terdi ahirleri toplamak gerekiyor. Evet senin İsa'n gelecek o zaman. Şimdi gelelim burada mıydı? Masa üstünde var o iki resimde. Biri aşağı. Ben bedeni misali mi şey yapalım. İsim, beden, onlara. Yani cesedin ecmi, onlara. Tabii tabii tabii. Dün akşam hızlı geçti burada bir. Ya kardeşim, yani nasıl yapacaksın? Evet. O kadar olur da biraz... İşte fark ettik zaten şey yapmadık. Değil mi? Şimdi bak. Nerede graf-ı latifitte? Şimdi var mı elinizde o? Var, bende var. Sizde ya yasın, yansıtıcı ile yapsaydık burada. Herkes onun üzerine çalışırdı ama. Bak şimdi, graf-ı latifi aç. Kaçıncı abi? Yanında yazıyor 17, 15, 3, bak, 4. Bak, ben sana söyleyeyim, dur. 17'yi açar mısınız? Tamam, 17. İlimden kudrete, graf-ı latif, rububiyet. Kudretten ilme, bedeni misali, uluhiyetimiz. Beden, alt bak, anlardaki fert, bedeni misali.
anlardaki ferdi ayrı olan bedenlerimizin toplamı. Yani o var ya mesela şey, çok da tuhaftır. Nasıl da mahluk şey diyeceğiz yani. Allah Allah. Şu anda ampul saniyede 50 defa 60 defa inip sönüyor mu? Yok, var. Yok, dırırt, 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 dırırt. Bütün kainat ve ben hepimiz var olup yok oluyoruz. Halkın cedid Kur'an'daki 30. sözde haşiye. Tek tek hepsinin şeyi var. Hepsinin ustası sermiş. Ama budur değil ha. Doğrusu bulunana kadar bu yanlışlar doğrudur. Bu doğrudur diyemem. Haşa, Allah'tan korkmak lazım. Sen kimsin ya? Yatam ettin. Doğrusu bulunana kadar bu benim söylediğim yanlışlar doğrusu bulunana kadar doğrudur. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar İsa Aleyhisselam doğrudur. İsa Aleyhisselam gelene kadar Musa Aleyhisselam doğrudur. Yani yanlıştır değil, eksiktir. Tamam. Şimdi beden nedir? Andır, anda olandır. Anda olandır. Misalini ilmi vücuda geçmesinden mi kaynaklanıyor? Misalisini de söyleyeyim. Misali nedir? Çok ilginçtir. Velillahi meselül a'la 16'ya 16. Kur'an'da Allah diyor ki en iyi misali Allah verir. Misal nedir anlatayım size. Misal. Nerede diye ezber yapmayayım. O da bedeni misali açıyorsunuz. Yanında ne, kaç yazıyor? Burasını söyleyin o. Bedeni misali bir dakika ama 18-24'te var. Tırgıla fulati bedeni misali bulamıyorum da. Ya ben ikide mi? 18'de var abi. Bak 20. yaz açın. Tamam misal. Misal yazdım. Lugata bile bakmayız. Misal. Aynen bu misal gibi. Bu misal gibi. Cüsa'da geçiyor ya misal. Misal kelimesi ne demek? Misal. Aslı yerine geçip kullanılan, aslında şüphe ettirmeyen, her bir ferdi aher aslı gibidir, asıldır. Misalde her bir ferdi aherin önü ve arkasını göstermesine denilir. Mesela bir şey misal olabilmesi için misal yapılan şeyin önünü arkasını gösterendir. Mesela kardeşim bu sıvı su gibidir. Su hemen bizim alemimizde nedir? Sonu ıslatan, ağacı büyüten, başı bir kapta bulunan ve bir yerde bulunan, rengi ve şekli olmayan ama her şekli olan mazisi hali. Yani misal getirilen şeyin önünü arkasını açan. Mesela şöyle diyelim. Allah bu kainatı, Allah tek, tövbe. Allah tek. Fakat nihayetsiz işi tek işi gibi yapıyor. Yaratıyor. Nihayetsiz iş yok mu? Çiçeklerin her çeşidini, otların, koyunların tüyünü. Peki, ya ben bunu alayım. Bak buna misal. Güneş bir anda her yerde ama hiçbir yerde değil. Gibi. Rüştü bir şöyle derdi. Misal demek, üç sıfatı barındırandır. Tanımladığı yeri. Kanuniyetleri itibariyle misal, sıfatlarıyla itibariyle misal, neticeleriyle itibariyle misal. Misal üç konuda kullanılır. Mesela misal vereyim. Netice itibariyle misal. En son ama. Dozer gar bir şeyi, eşyayı kuyuya boşalttı. Pisliği. Ha, insanları da zebaniler cehenneme boşaltacak misal. Bu misal ne misali? Neticeleri itibariyle örnek verilmiş. Mesela güneş bir anda her yerde hiçbir yerde değil, kanuniyetleriyle itibariyle misal Allah'a. Tamam mı? Kanuniyetleri. Sıfatlarıyla misal, insanın sıfatları, ben bu evi yaptım,
ben nasıl beni takdir edeni, ben nasıl vefayı severim, Allah da benim şu sıfatlarımla, Allah da böyledir. Bu sıfatlarıyla. Misalin üç tane şeyi var, yöntemi aktif ediyor. Kanuniyetleriyle, sıfatlarıyla, neticeleri itibariyle kullanılan bir yöntemdir misal. Yani misal getirilen şeyin, anlatılan bir şeyi tanımlamak için, onu anlatmak için, onu izah etmek için, onun ne olduğunu anlamlandırmak için bize yakın olan onun benzerini getirebilme yöntemidir misal. Yani bizim için gayb. Mesela ahiret bizim için gayb. Onun için iman. Ama bize diyoruz ki bak cehennemin delili insandaki buhran ve bunalım panik atak. Yani celal tecellisi. Cennet gayb ama bizde onun numunesi var. Diyoruz ki neşe, saadet, surur, bast. Yani bu da cehenneme misal. Cennete misal. İnsan sıfatlarıyla. O zaman tanımlamak istediğimiz, anlamak istediğimiz şey gaybda olan, bak, gaybda olanı, bunu yazarsın misalde, gaybda olanı tanımlamak ve anlamlandırmak için ya onun mahiyetini, ya onun hakikatini, ya onun sıfatını, ya eylemsel durumunu, dört, durumunu buraya taşıyıp ifade edendir. Gerçi misal kendisinin daha beter oldu bu. Ama ilmi çerçevesi. Onu burada tanımlayan, şüphesiz tanımlayan, onu burada tanımlayıp gösteren. Tamam mı abi? Misal tamam. Şimdi ben misali geçtik. Şimdi bedeni misali olarak bir de söylerseniz abi. Misali bedeni misali diye birleştirin. Ha, onu yapayım. Yani beraber. Ha, bedeni misali nasıl ki gaybda olanın mahiyetini. Gaybda ne? Gayb. Gayb olan ne? Bedeni. Mesela misali bir daha anlatıyorum da. Hı-hı. Gaybda olanın şeyinin mahiyetini, hakikatini, hı-hı, sıfatını, eylemsel halini buraya taşıyıp, gösterip ifade edendir. Misal. Aslını tanımlayan. Aynı bunun gibi bizim geçmişimiz gaybdadır. Yaşadıklarımız, dırr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 r
kesinlikle vaciptir, gelecek olması lazım. Siz bana geçmişini kaldırın, gelecekten bahsedin. Gelecek olur mu? Ahiretin en güzel ispatından bir tanesi de budur. Mantıksal yani, felsefi. Mesela geçmiş yoktur. O zaman gelecek de yoktur. Eğer gelecek yoksa, geçmiş de yoktur. Çünkü zaruridir bu. Bu biri birisi zorlazlar. Şöyle, güneş var, ışık yok. Işık var, güneş yok. Anladın mı? Ha, geçmiş varsa gelecek vardır. Kesindir bu. Çünkü denilemez başka. Bedeni misali, şunlar geçmiş. Bunlar bir geçmiş. Dırr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 
rabbikum den. Tamam mı? Yani mahiyetlerimiz var. Buraya gelince hakikat oluyor. Evet. Buraya. Tamam mı? Suret ve hakikat oluyor. Şimdi beden-i misali bütün geçmişinin bir ana bindirilmiş tüm geçmişlerimizin bütünlüğüdür. Gelecek değil. Beden-i misali geleceğe bakmaz. Gizliğine de bakıyor. Hayır, teke bakıyor. Ferda ayet deyince mevte kadar olmayacak mıydı? Mevte ama mevte bitiyor biz konuşmak için. Yani bitince geçmiş olacak hepsi. Hepsi geçmiş olacak. Bitmeden zaten beden-i misali ne olmuyor? Ya o zaman Hazreti İsa da daha devam ediyor. Nasıl oldu? Evet. Onun geleceğini İdris tamamlıyor. Öyle mi oldu? Çünkü bak şimdi. İsa Aleyhisselam ya oraya girmeyelim. Beden-i misalisini giyer.
hayal, yaşadığı, kesbettiği mahiyet, hakikat, yaşadıklarının bütünselliğidir. Sen vefat anında Elestu bi Rabbikum galu bela dediğin zaman aynı zamanda bu senin sırat köprüdür. Beden misali bu anların, bu an vücutların toplamı ya, bu da senin sırat köprüdür. Peki bu aslın yerine geçen diye ifade ettiniz ya bedeni misali. Evet. O zaman aslında o bedenleri giymiyoruz, misallerini giyiyor. Tabii. Bedenler değil o. Değil. Kendiler o şey ne biliyor musun? Kendilerinin. Niçin biliyor musun? Bedenler hepsi müstakil. Kim giyecek? Sen de ansın. Ne anda giyecek? Vefat anında bile ansın. Hmm. Orada asıl değilsin ki. Her şey tek tek andır ve asıl şeydir. Misaldır. Hmm. Asıl Nur-u Muhammed'i. Bedeni misali niye denmiş? Bedeni misali denmesinin sebebi misal denmesinin sebebi ne? Fotokopi olduğumuz için burada. Evet. Giyiyoruz zaten. Bak kardeşim. Esas bu, beden o zaman Nurman ağaçtaki şeyimiz mi? Mecun. Yani enelerin toplamı. Ben geldim dünyaya. Tamam abi. Dünyaya geldim. Tahta için de çok teşekkür ederim ha. Ene. Ben. Tamam. Tamam. Şimdi biz bu asıl burası sureti cennette hakikat yukarısı mahiyet hakikatim ondan sonra burası mahiyetim aslında hakikatim ne biliyor musun? Sırf cennet değil de Şeceri hilkat. Değil mi? Tabii. Hakikatimin bir şubesi cennet. Şeceri hilkat. Şeceri hilkat deyince arşa kadar mı alacağız? Hepsi. Hepsi. Tamam mı? Bak şimdi. Bedeni misali. Bu asıl mı? Asıl. Bu suret misal mı? Buradaki gözükme anı kayboldu yok oldu. Aynadaki gibi. Aynadaki gibi. Tamam mı? Bu ayna nedir? Aynayı da anlatayım. Yani mahiyet. Bu kainat aynasında esma gözüküyor. Kainat ayna ise bak kainat aynasında Esma gözüküyor, tamam mı? Peki, adama sormazlar mı? Kainat aynası. Aynada esma gözüküyorsa. Gözüküyorsa ayna nedir? Evet. Demek ki lazım. Esma'nın aslı olan sıfatlardır. 255 mi 45 mi 26. lema 200 ne diye geçiyor bu tam? Mahiyettir bu adam. Yok. Mahiyet ilmi. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer vücud ilimden vücud haliciye çıkarır.
240. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini manyet ilmeğe sürer, vücuda ileri çıkarır. Orada anlatıyor. 240. Der ta çok da numune için. Aynen bu. Kardeş, sen misal dedin ya misal burası. Evet. Burası bedeni, bedeni misali. Çünkü misal bu. Asıl değil. Asıl. Niye misal? Asıl değil. Değil. Misal. Ama hayal değil. Beden. Anas beden. Peki nereye? Buna nispeten misal. O zaman buradan buradan elesu mahluk oldun ya. Bedeni misali veya sırat köprü. Buradaki. Çünkü alemi gaybın sureti yok mu burada hepsinin? Orası buranın hakikati. E buraya da götür suretten. Sırat köprüsünün hakikatsa burada sureti nedir? Bedeni misallerin toplamı. Yaşattın kardeş. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Nedir kılıçtan keskin? Şeriat, sünnet-i seniye. Kıldan ince, böyle karıncanın karanlık yerde, karanlık gecede, karıncanın ayağının sesi kadar incedir diyor, gizlidir, şirk, itikat. Kıldan ince, iman esasları. Kılıçtan keskin, sünnet-i seniye. Bunların bütünü nedir? Sırat köprü. Sırat köprüsünün iki şeyini anlatıyor. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi misali oldu mu abim? Oldu. Aslını tanımlıyor. Asıl değil. Sen biz bedeni misali zaten giymişiz yani. Ölüyüz zaten. Şimdi tır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 
Bu şey ne işe yarayacak? Hani dırt. Ya cennetin ucu bucağı yok, sonsuz. Lan ben zaten bir ucundan gidersem asırlarca, ben merak ediyorum da, şimdi girdim buradan, tarlaya girdim. Yiyorum ama çok iyi biliyorum ki nihayetsiz yerde nihayetsiz şeyler var. Ben zaten burada yerken azap olacak. Ne zaman ona geçecek? Oraya geçersen burası azap olacak. Azaptır. Yani var mı yok mu orada? Var. Niye yok şu anda? O anda peki ben cennette bir anda hepsi ben olacağım, fotokopi olmayacağım. Hepsi aslıyla bir anda olmam gereken her yerde olacağım. Her yerde mutlak olmak değil. Olman gereken her yerde, bedenin misallerine göre. Şimdi ben buradayken, elma yerken öteki tarafta bilmem ne yapıyorum. Aynı anda hepsi benim. Peki nasıl yapıyorum onu? Suretini göster dünyada. Dırr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 
Bedenin misali cismani midir? Cismanidir tabii. O zaman yani cennet misaliyle mi olacağız? Ruhun bedeni misali. Zaten diyor ki ibadet diyor, manalar diyor, hakikatler ruhanıdır diyor. Cennetin cisimle ne alakası var, neyi yeme içme? Yani ruhani olsun diyor. Yeme içme niye var? Niye cismaniyet var cennette diyor. Çünkü ruh diyor bu hali kazanmayı cismaniyetle yaptı diyor. O zaman onun arkadaşı devam etmesi lazım yanında. Ha demek ki şu anda var ya benim, senin. Dırt bak, dırt cennetin yerine koy. Dırt öteki tarafa koy. Dırt 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 dırt. Dırtlarını hepsi canlı, ruhlu, şuurlu, müstakil. Hiçbirisi fotokopi değil. Hepsi asıl bir anda her yerdeler, hiçbir yerde değiller. Burası alem misal değil mi o? He? Alem misal değil mi orası? Yani? Neresi? Cennet mi? Yok yani o dırtların hepsinin... Şu anda alem misal değil şöyle. Şu anda dırtlarımızın çekildiği suretleri alem misala değer usta. Hakikatları alim imane, ruhları ruhlar alemine. Hepsi mesela yemek yedim kardeş, su içtim. Bunu yemek yedim. Kal suyunu oraya. Demiri şuraya. Evet mideye tevzi oluyor. Ondan sonra bu dırtlar tevzi oluyor. Alemi sana geçecekler var. Alemi manaya geçecekler var. Alemi berzah geçenler var. Yani bir anda senden ayrılan her yerde orada. Hepsi aynı anda oluyor. Hepsi aynı anda bölüşülüyor. Canlı ve ruhlu. Canlı ve ruhlu. Hepsi sen müstakilsin. Biraz önce sen bana bu dizim için yaparken sulu. Sen değil miydin? Şimdi de bu sensin. O da o dırtların o geçti.
O da sensin. Ama şu anda onu mu düşünüyorsun? Şu anda başka bir şeysin. Yani cenneti bir anda olmayı da çözüyor. Yani haşr-ı cismani ruhun bedeni misalesidir midir diyeceğiz. Haşr-ı cismani cennetteki dediğin doğru şeyi, hakikati. Ama bir de cennetin ve bir hakikati var. Cennetin hakikati Esma-i Hamide'nin. Mahiyeti de sıfattır. Tamam. Bir de orada şey var. Cennette Allah'ın esması var. Sıfatı var. Şuunatı var. Zatı var. Esması zemin. Esması zemin. Hakikat. Mahiyet bize uygun olması. Ruha. Beka olması şuunat. Cennetin üstünde beka. Rüyetullah olması zat. Onların hepsinin münasip mi olması? Tabi bu yapıyor zaten. Onun şeklini. Allah'ın zatı tecelli edecek. Herkes aynı mı tecelli edecek? Neyle yaptın? Burada yapın. Şimdi bu dersleri dinledin, dinlemedin. Adam şimdi bu dersleri küfür eden var. Hakaret eden var. Kaşı olan var. Hazine olarak gören var. Ne olacak peki şimdi? Adam hiç bunları duymadan gitti, öldü. Anlamazsın, anlamazsın. Kur'an'ı hiç duymamadan, mesela evet Kur'an okumak sünnettir, okuyabilmedin. Kur'an sormayacak ne bileyim. Ama melekler sormayacak sana. Yani günah, sebap manası değil. Senin kitabın neydi? Onu soracak. Kur'an. Peki ya burada bir sayfa okusana. Vallahi bilmiyor. İman ettiğin kitabı 60 sene yaşadın okumayı bilmeden gidiyorsun. Böyle şaşıracak. Evet günah yok ama şaşıracak. Allah Allah. İman ettiğin kitabı okuyamıyorsun. Niye varsın? Peki bu misal oldu. Bedende oldu zannediyorum. Oldu. Ha şimdi ötekilere geçeceğiz. Cesedi neçmeye de şey yapmadan. Peki bu bizim ana konumuzu yani bedenin misali, glaf, latifi, cisman, ikisi de cismaniyet. Yani glaf, latif de cismani bir mertebe, bedeni misali de cismaniyetin bir nevi ve düzü değil mi? Evet ama misal denmesinin sebebi asla göre kıyas ediliyor. Buradaki bedenler var ama asıl beden değil. Hani bu nasıl ya? İkisi de bir libas demiştik. Yani misalle bedeni ayırt ediyorum sana. Beden anlardır. Tamam. Misal asla götü asılla ifade edilendir. Yani aslı tanımlayan. Evet. Beden anlardır. Evet. Anların şeyidir. Aslın bir adı var mı abi vereceğim? Asla vereceğimiz bir ad var mı? Aslı ene işte. Ene mi diyoruz? Tabii ene. Ene. Mesela tefsir profesörü şöyle sordu. Allah cehennemden bahsediyor. Cehenneme kim gidecek? Şunu sormak istiyor çaktırmadan da. Dedi ki ene mahluk mudur? Değildir. Vacip midir? Değildir. Yani kabir gibi. Kabir ahiret midir? Yok. Dünya mıdır? Yok. Berzahtır. Zaten adı alem berzah. Şunu demek istedi. Peki dedi cehenneme dedi eneyi soksan cehennem yakar mı? Yakmaz. Çünkü ene mahluk değil. Peki eneye nereden, nasıl ceza vereceksin? Onun cinsin, ona benzeyen bir şey. Ondan mı benzemiş olacak? Kardeş nasıl vereceksin dedi. Adem'le. Cevap verdi mi peki? Verdi. Adem'le cevap verdi. Adem. Risale bitirmiş mi bunlar işte? Ne sorarsan sor canım. Risale'de var yani. Bana değil Risale'ye ne sorarsan sor. Çünkü cehennem ruhadır. Ceza yeri. Onun sınıfından olması lazım. O mahluk cinsinden olacak. Ruh mahluktur. Mahluk olmayan eneye, mahluk olan cehennem ceza veremez. Cehennem taş ören şirkettir. O da bir şey çalışıyor. Cehennem nereye çalışıyor? Adem alemleri hesabına. Adem alemlerine göre cehennem bir şey değil çünkü cehennemi Allah Kur'an'da belirtmiş, belirlemiş rahmeten. Adem'den o kadar şey yapmıyor. Yani Allah'ın rahmeti hep böyle ekaliti azlığı gösteriyor. Hani eneye ceza verilme yeri Adem. Adem'i anlatmak için bir misal vermiştik hatırlar mısınız? Yani nasıl hissedersin diye. Annemin şefkatini. Sizin şeyiniz, yaşadığınız haleti. Yani o haletin benim önemli değil. Annenin şefkatini.
Şimdi girmeyelim abi. Girmeyelim. Neden? Şimdi bedeni misali yaptık mı abi? Bedeni misali yaptık. Ama bedeni misali bir daha okuyayım. Ama bedeni misali kaçırmayacağınız bir tarafı vardı. Mazisi yok, istikbali yok. Bittiği anda kendisini tamamlıyor. Onun için mert anında giyer diyor. Mertem engamında giyer diyor. Mert engamında giyer. Mert anında noktalanıyordu ondan. Şimdi bak bir de okuyayım. Bütün geçmişinin bir ana bindirilmiş tüm geçmişlerin bütünlüğü. Yaş gibi. Kaç yaşındasın? 50. Ne demek yaş? Tencere getir buraya. Bugün ay kaçı? 1.05 mi? 1 Mayıs midir? Evet, 1 Mayıs 2016. Allah Allah, hakikaten. 1 Mayıs. 1 Mayıs. 1 Mayıs 2017'ye kadar Dima'daki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, etikadın yaptıkları, bir senede yaptığı Dima'nın yaptığını koy tencereye. Kalbin bir senede yaptıklarını koy tencereye. Ruhun bir senede yaptıkları latifelerdir. Kalp istir. Dima fikirdir. Kalp istir. Ruh halet, latifedir. Dima'nın fikirlerini bir senelik. Mayıs 1'de Mayıs 1'e. Tamam. Kalbin isterini koy tencereye. Ruhun latifelerini, haletlerini koy tencereye. 3 metti. Bir senede eylemsel yaşadığın mekan, yaptık dedin, fiil. Onu da koy tencereye. Karıştır 4 tane. Buzdolabına koy, donsun. O donan şeye 1 yaş deniliyor. Yaş. Sen kaç yaşındasın? 41 tane lalet var. 41 tane tencere mi? Kardeş, bir tencere getir. Bütün 41 tane aletleri getir. Karıştır, tek yap. Yapıştır surata. Oo, 41 yaşında adam. 41 nasıl gözüküyor? Çünkü bir senelik ücren yok. İlginç. Yani yaş, yani sima, maddede olup madde olmayandır. Yaş, bak burada, yaş adam... bedeni misali gibi bir şey. Aynen. Yok ki öyle. Sen 41 senen nerede, 40 senen nerede? Söyler misin bana? Allah aşkına hard diske mi koydun? Bak şu ette neler var? Bak madde olup surat et, madde olmayan sima, sire, namaz, oruç, zina, suni, alevi, dinsiz, dindar, tarikatçı, nurcu hepsi yok mu? Var. Nasıl bir yer burası? Misal. Suret işte. Adama bak cenneti seyret veya cehennemi seyret. Ne lan diyor mahkemeden düşmüşüm lan, surata bak lan, sözün gülsün lan falan. Adamın suratı cehennem ya. Kalbini seyretmek istiyorsanız diyor ustad, münafık bahsine göze bak. Ama bakma ya. Mesela arabada kavga ediyorlar bazıları böyle, yani trafikte sinirlenir falan. Kavga etmek istemiyorsanız kardeşim beni dinle. Adamın sakın gözüne bakma. Sakın gözüne bakma. Kalbindeki nefret senin nefretini aktif ediyor. Bakma. Ya ne diyorsun kardeşim ya falan de, o zaman bir şey olmaz. Onu bitireyim şurayı. 50 yaş her senede kazandığın fikir, dima bütünü, kalp ve vicdan bütünü, ruhsal latifeler bütünü ve fiil ve sevsin topla, bunu anlattım. Şimdi başka ne vardı diye başka... Ceset necim var. Ona geçeyim. Değil mi? Daha enteresan. Evet. Peki... Şey de var mı abi? Beden misaliye benzer. Cesedi misali de var değil mi? Ceset de var. Cesedi misali. He? Cesedi misali. Cesedi misali de var. Onu da koyabildiniz mi yani? Bak şimdi cesedi misali... Peki, ceset mi? Ceset var ceset. Cesedi mi? Onu dur bir bulayım. O neydi? Ceset donmuş hali. Şey atom... Ceset benzer. Evet. Onu bir dakika. Hepsini bir koymamız lazım. Onlardan neyse bir sana... yer biz. He? Yani onların hepsini bir yere koymamız lazım ki üstüne basabilirim onları. Tabii. Beden, ceset, beden, cismaniyet. Cisim. Evet. Ondan sonra bir de misalleri girdi. Yani misalleri. Şu onu da şey yapayım. Hepsinde misal olacak. Bak.
Rüyanın ikisinde çok var. Cisime geleyim. Cisimi de halledelim. He? Cesedi halledelim. Cesedi bir sürü. 24. 34. Beden en bu taraf. Ceset biraz daha... Beraber düşüneceğiz şimdi. Beraber düşüneceğiz. Bedeni anladık mı? Tır tır tır. Bedeni anladık. Tamam. Şimdi cisim. Şimdi bedeni anladık ama bedene bir misal girince biraz değişti. Misal olmasının sebebi bu beden asıl değil. O zaman bedeni kastettiğimizde... Yani arkadaşım, şuradaki adam dışarıya mesaj veriyor. Mesela utandım. Yüzüm kızardı. Korktum. Beyazladım. Nefret ettim. Namaz kıldım. Kılmadım. Gözüküyor mu gözükmüyor? Bu aynadır. Burada gözüküyor. Bu ayna, tamam mı? Bu ayna da gözüken batın değil mi? Evet. Ha, bu benim bedenlerim batının dışa vuruşları. Yani batındandır ki ben bunu yapıyorum. Asla göre dışa vuruşları. Beden demek bu beden değil ya. Mahluk değil. Ene. Mahluktaki sistem ene'yi diyor ya nübüvvet tutmuş ya felsefe tutmuş. Şimdi bu beden değil ya bu. Evet. Mahluk değil ya. Kendisini ifade edecek dışarı. Utanma kırsarlılık değil ki ama burada böyle gözüküyor. Yani ruh enemdeki temayülatlarım yani İhtiyaç, yani illa oraya gireceksin beni soruyor. İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümü. Beden. Tırt tırt. Yani atom kendisi değil beden. Görünen ama. Atom değil. Atom cisimdir. Cesettir. Ceset yani. Yani cisim ise eni bölüm, mekan. Cisim mekandır. Ceset ise atomdur. Gözüken bedendir. Toplamı beden misalidir. Tamam şimdi daha. Evet. Bir daha. Evet, ben neydim? Tamam. Orada ihtiyaç, iştiyak, incizat meyil. Tamam. O mahluk değil. Telimi giyeyim. Mahluk değil. Tamam. Dışarıya şey yapacak. Misal yapacak. Vücut. Vücuda çıkmamış. Vücut değil ki bu. Vücuda çıkacak. Ruh aynasında. Ruh aynasında gözüken ruh aynadır. Aynadır. O beden o aletlerin görüntüsüdür. Mahluk değil ama bu. Yani atom değil yani. Mahluk derken tabi. Atom değil. Cisim ceset atomdur. Cisim ise o mekanı oluşturuyor. Cisim mekanı oluşturuyor. Cisim bunların hepsinin bütün yani ana şey değil miydi yapısı? Çünkü ta cisim de işte yani içerisinde biraz şey yapalım. Bir tanesi zaman ve mekanı bütünlüyor ama karıştırmamak için cisim diyelim. Cisim. O vücudu haricisi cisimdir ama biz onu görmüyoruz. Bedenini görüyoruz. Beden. Yani varlığa çıkış. Ha, bunu atomik seviyede, mahluk seviye, atom seviyesinde olması ceset. Tamam. Bu bedenler gözükürler ama ceset değiller. Ben ceset değilim yani şu anda beni gördüm. Hiç kimse benim cesedime, cismaniyetime geçemez. Ben hep görüntümle muhatapsınız. Değil mi? Bir elbise giyerim beni görmezsin. Ama varım yani ben. Ha, bedenimi ortadan kaldırırım. Ama cesedimi kaldıramam. Elbise giyerim gözükmem. Ha, gözüken beden. Beden atom olmuş olmuyor mu o zaman? Beden atom değil yani. Bir noktada temel olabilir ama değil ama. Değil yani. Şöyle diyelim. Atomda gözüken. Ha, yani şöyle buzdur. Ama biz biliriz ki buzdur ama buz değildir yani sudur. İşte bedene gözüken deyince aslında bir noktada... Beden buz de. Yani o sırayı bilir abi. Buz bedene buz de. Tamam. Buz de. Cesede buz de. Cesede buz de. Çünkü en son atom hali o değil mi? Yani cesede buz denir mi abi? Hayır. Beden buz olur. Niye? Gözüküyor. Evet.
Ama biliriz ki altını çekersek. Evet, tamam. Yani bedenin zahirden konuşuyoruz. Zahirde evet. Beden buz. Evet. Tamam. Beden buz. H2O'ya gelelim. Şey, su. Su, ceset. Ceset, tamam. Ondan sonra ceset, cisim de H2O. Tamam. Biraz daha arkası. Ceset, cisim. Bir daha var mı? Ondan sonra biraz da gideyim. Bunların da misalleri var. Tamam. Heh. Oldu şimdi. Misallerin fazla üzerine durduğumuz bir konu artık tamam. Misal. Tamam abi. Misali, gaybde olan dört sıfatı, mahiyetini, hakikatini, mahiyetini. Kanunu. Ha? Kanunu. Sıfatını. Bak, mahiyetini, hakikat, sıfatını ve eylemsel halini, gaybde olanı burada tanımlayıp gösteren. Ama misalde şöyle diyeyim. Olmayan, gaybi olmayan şüphesiz anlama yöntemi. Misal. Ebden avami bir lügat. Gaybde olanı, gaybde olanı şüphesiz gösterebilme. Gösterebilme yöntemi misaldır. Misal. Ceset, ceset ise cisim. Cismi yapayım. Atom olarak görülmesi, mekanı ve zamanı olan, mekana ve zamana tabi olan, yer kaplayan, esmaların en kesif suratları, cesedin, yani cilve, cemal, nakşi sanatı bütünlüğü, cisim. Bu neyse bunu böyle yaz. Ceset ise, ceset de, yukarıdaki cisimdi bu. Ceset nedir? Varlığı sıfata dayanan, kudretin bir cilvesi olan kuvvetinin o mahiyet ilmeğe süren o şeyi vücudu harici verir. Mektubat 200. İşte bu, işte bu vücudu harici ceset. Ceset, ruhun hanesi ve yuvası değildir. Ceset neymiş? Ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Ceset için ne diyor Risale-i Başkan? Gelip içicidir. Yani ceset kudrete dayanıyor. Yani aynada ben gözüküyor muyum kardeş? Aynada gözüküyorsam ayna nedir? Sıfat. Ha, işte ceset sıfata dayanır. Beden ise esmaya dayanır. Onun üzerinde gözüken. Ha, oradan da sıralama öyle çıktı. Tamam şunu. Dur yazalım esma diyelim. Esmaya dayan. Ceset sıfata dayanır. Çünkü vücuda aynadır. Cisme ne diyeceğiz abi? Cisim ise o atom şeklinde cilve cemal nakıs sanat olarak yani tanımlanan mesela diyelim ki oldu ama yamuk yumuk namazda ne yazdı yani soğuktur sıcaktır yani bu şey değil şöyle diyeyim alfabetik veya kağıt boş kağıt cesettir ama burada ne yazacaksın? Ha, cisim ise esmanın cilve cemal nakşı sanatının bütünselliği. Sana has mı yani? Sana has tabii. Yani bu, senin has. Esma sıfat sıralamasına yani, girmez o zaman öyle. Öyle bakarsın. Yani tabii esma sıfat o şey değil ama esmanın sana bakan şey. Evet. Aynı anda ama isterseniz cismi silin kafanızda. Çünkü baktım oraya ayırt edemiyorsunuz. Uymayacak. Beden ceset noktasından bakarsan esma sıfat gibi durur. Tamam o kadar. Öyle diyelim. Evet. Çünkü ne biliyor musun? Bak. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetin, yani sıfat, bu eşyanın var bu eşeğin. Bunun vücudu sıfata bakar. Evet. Tamam. Vücuda bakar, vücudu. Ama burada bir hakikat var, mekan ve zaman işlevi. O da cisimdir. Bu vücudu cesettir. Yani onun içerisindeki her zaman ve mekan değişkenliği var ya her yere göre. Bu da cisimdi ama cismi sokmayın, tam ceset. Ama ben anlatayım da. Şimdi Allah sıfatıyla eşyanın varlığı yarattı. Mahluk. Bu aynadır. Yarattım abim sıfat. Eşyanın yarattı. Onun üzerinde esma, cilve, cemal, nakış sanatını gösteriyor. Tamam mı? Ha. Şimdi Allah'ın yarattığı o şeye ceset denilir. Üzerindeki cilve, cemal, nakış, sanatın bütünsel o şey var ya,
o gözükmesi, o beden. Bu beden esmadır. Beden esmaya bakar. Cesit daha arkada. Yani kafanızın karışması bir şey bilir. Cesit daha kesif iken, onun üzerinde gözüken beden diye latif niye gözükmüyor? Evet, ayna mevzusu onun aynadan, tam şükür gibi. Yani aynaya bakınca ayna gözükmüyor ya, sen kendini görüyorsun. Oradan veya orada kaçıyor. Veya aynaya şiddetli bir güneş geldi. Ayna gözükür mü? Gözükmez. Ne gözükür orada? Küçük bir güneş gözünü kamaştırır. Güneş kardeşim, aynadaki gözüken güneş bedendir. Ayna cesettir. Evet. Tamam mı? Ama aynanın büyüklüğü, küçüklüğü nedir? Cisimdir. Hasan abi. Ondan sonra bir dakika. O aynadaki gözüken hepsi beden midir? Bedendir. Şey, o güneş. Semadaki güneş de enedir. O zaman ceset sıfata, beden ise esmaya bakıyor. Cisimde esmanın cil ve cemal nakışı oluyor zaten. Cisim bak o değil. Değil, öyle değil. Beden de o. Şöyle bak. Aynada şiddetli güneş gözüküyor mu kardeş? Evet abi. O gözüken güneş bedendir. Beden. Aslını taşıyor. Aslı nedir? Ayna cesettir. O zaman o beden cil ve cemal nakış sanat esmanın şeyidir. O zaman o beden aslında aslı itibariyle zaten misali. Onu demek istiyorum. He onu anlatayım. Aslı misali zaten. Aslı misal yani. Zaten bedenin müstakil bir şey yok. Zaten vücudu misal yok. Hep misal zaten. Ya güneşi kaldırırsan aynadaki güneş olur mu? Evet. Yani ayrı bir beden demeyelim. Bedenin misali kendi misal zaten. Zaten misal kendisi. Yani şu mu yani? Aslı olmayan vücut. Vücut var mı, aslı değil. Hakikat. Yani bir beden var, bir de misali var diye düşünüyordum. Değil. Değil. Hakikat bu. Misal. Hakikat. Esmanın, bak, Esmanın tencere getir. Cilve, cema, nakış sanatını karıştır. Yani o bu hakikati oluşturuyor. Benim o enerdeki hakikat o. Bu bedendir ama asıl değil, arkadan kaynaklandığı için asıl denilmez. Merkeze göre misaldır. Onu buraya taşıdığı için. Hasan abicim, her maddenin gazı vardır. Demir gaz haline gelir. Her maddenin atom desek sıfata, buhar, sıvı ve katı hali vardır. Bu uygun zaman, zemin ve şekil ve şartlara göre değişik sıcaklıklardaki, değişik ortamlardaki hali, yani sıvı, katı, gaz hali misalidir, bedeni misalleridir, öyle mi? Karıştırma. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, sertliği, yumuşaklığı, cisim. Yani aynanın maddesinden bahsetmiyoruz. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü. Tamam, büyüklüğü, küçüklüğü. En boy ondan sonra. Ama onun maddesi ceset. Veyahut da aynanın yapıldığı malzeme. Malzeme ceset. Cisim desek yani kum ya mesela. Şimdi aynı neden yapıldı? Hayır. Kum ceset yani. Kudreti mücirresi olan kuvveti, manyeti, mesul, vücut harici verir. Vücut harici yönü, daha kam, aynen. Ama o camdı yani. Yani kum itibariyle, malzeme itibariyle, parlaklık değil, taş olma. Yani varlığı ceset. Ama şekli cisim, orada gözüken güneş beden. Semadaki de ene. Abi yastak sıkıntı olur mu ya? Bu oturmazsa da sıkıntı olacak gibi. İlerleyelim bir yastak. Hasan abi. Abi yok canım. Biz yazıyoruz zaten. Ama oradan yaparsak daha iyi. Bugün kafa beyaz bizim. Benim gidi kim abi? Anladın mı? Yok. İyi de şimdi. Peki cismi... Ben de gece 3'te yaptım ha. Ona göre diyorsun. Ona göre yani. Böyle manyaklıklarımız olur. Biraz. Çünkü hem dersten çık hem şey yap. Sen söyle bir de.
İsterseniz hiçbir demeden yapayım. Tamam. Yapayım mı? Yapın biz. Cisim namus gibi duruyor sanki. Cisim namus. Ha. Bak oturuyor. Aferin. Bak arkadaş. Oturacağız. Yere oturacağız mı? İnşallah. Bu ene. Şunları aç. Kurumasın diye dikkat edin. Kurursa kurusun. Ne yapayım? Normal. Aldık. Tamam mı? Evet. Oldu mu abi? Bu ene. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. O da beden. Bunları bildiğimiz evet. Şeye tamam. Oturtunca sıkıntı çıktı evet. Tamam. Şimdi bu beden. Tamam abi. O da tamam. He. Cismi bir koyalım bir. Var. Şimdi onu yapacağız. Bu ayna cisim şöyle. Acele etmeme itiraz edeceksin, nasıl biliyorum. Beden de çok ilginç abi bu. En kesifin orada öyle gözükmesi değil mi? Cisim. Ceset. Aynanın... Ayna ceset yazacaktınız ha. Biz şu an az önce öyle konuştuk. Tamam abi, ceset yapacağım. Bak, aynanın vücudu haricisi... olan olan maddesi malzemesi bu aynanın büyüklüğü küçüklüğü bu bize has olan namus tarafı değil sert, mi? Aynanın sıfatları gibi dedi. Yumuşak he. Bizim işi. Aynan mı? Ama bu aynanın maddesi ki sıfata bakar lemalar 240 bin kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiyeye sürer vücudu hariciye çıkarır çıkandır madde. Daha onu şekillendirmedik. Tozlu mudur? Tümsek midir? Şey midir? Tümsek ayna. Tümsek. O cismi etkiliyor ama değil mi abi? Tozlu, kırık. Tümsek, çukur. Bu cisim etkiler. Ama bu işte fazla önemli değil. Kaldırabiliriz yani ortadan. Ama risale geçiyor diye. Evet. Tamam. Şimdi bu beden. Çünkü ama bu beden ama bedeni misali olur. Misali. Niçin misali olur? Asıl değil. Asıl değil. Aslı bu. Yani misal denmesinin sebebi eklenmesi. Beden denebilirdi. Bunun aslından şey yapıyor. Aslı ben oradayım. O zaman o ene mahluk değil. Mahluk değil.
O ene bendeki gözüken ene mi yoksa? Vacip de değil. Yok, Nur Muhammed'in yukarı. Nur Muhammed'deki ene mi, bendeki ene mi? O zaten sendeki ile aynı şey. Nur Muhammed'in enelerin toplamı. Şu anda benim enem. Benim enem. Şu çizdiğim. Tabii benim enem. Tamam. Benim enem. Tamam. Bütün enelerin toplamı olan ene. Yok, ben ne yapacağım senin eneni ya? Ben zaten bir tane enemle başım belada da, iki tane. Şimdi vacip değil, mahluk değil, berza. Benimkisi. Nur Muhammed'i değil yani orada. Nur Muhammed'i değil bu. Tamam. Kendi ha. Tamam. İçi dar düşüncesi. Hı-hı. Tamam. Benim. Tabii. Tamam. Bunu çözelim o zaman. Evet. Tamam. Bu işte, burası, bu senin dünyada hem cennetini hem cehennemini oluşturan dır. Cennete girmeden cennete sokan, cehenneme girmeden cehenneme koyan dır. Ne olacak Hasan abi, en üstte solda mahluk. Mahluk enenin altında mahluk. Mah hele he olur. Mah mahluk değil ki mahluk. Hayır. En iyisini doğrusunu yaz o zaman. Şu. Şimdi bedeni, arkadaş, beden misali oldu mu abi? Ben evet, beden abi. Misali oldum. Ha. Bunu esmaların cilve, cemal, nakış, nedir ama nedir beden nasıl şekilleniyor, ne değişiyor, ne böyle kızarıyorum, beyazlıyorum, şey yapıyorum, yani korkuyorum, şey yapıyorum, buzuşuyorum, ne tipi böyle namaz var, oruç var, şey var, böyle niye değişiyor burası, yani bu şey büyük küçük, cilve, cemal, nakış, sanat, şöyle yapayım. Sanat. Tamam mı abi? Tın. Bütünselliği. Cem'i. Cami'ül ezdat de, yani kahar ne şey, senin sima bundan kaynaklanıyor. Esmaların sendeki cilve, cemal, nakış, sanatın sendeki, senin ama bütün sen gözükmesi. Esmaya bakar. Bu ise sıfata. Nerede sıfat? Sıfat yazımda. Şu. Evet. Tamam. Bir esma, bir sıfat. Tamam mı? Tamam da. Evet. Peki, cesedin, cesi denetimi girmeden bir kahve molası verelim mi? İyi olur. Tamam. Tabii. Tamam. Bu arada da Almanya'ya ders gidiyor. İyi olur. Şey dün akşam şey. Ders. Ders gidiyor. Ya, çok dehşetli bir şeydi ya. Ya niçin biliyor musun? Evet. Şu andaki o kadar şey değil de o yeni bulunduğu için. Peki burada yapıyoruz. Bir yere gitmenize gerek yok. El Fatiha.